Kur'an-ı Kerim'de belirtilen Adem soyu, bizde yanlış bir algı var. Adem ilk insan, ondan önce insan yokmuş gibi düşünülüyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim bunun böyle olmadığını birçok ayette söylüyor. Yani sizden önce, Adem'den önce nice ins ve cin kavimlerini helak ettik, sizden çok daha yüksek teknolojileri varken diyor. Şimdi bu yok ettikleri kavimler kim? Bu kavimler neredeydi? Kimlerdi? Bunların hiç mi kalıntısı kalmadı diye baktığımız zaman Mısır'daki piramitlerden, Bosna'daki piramitlerden, sonra dünyanın birçok yerinde işte Beyaz Türk Şiyan'daki Türk piramitlerinden, işte Göbekli Tepesi'nden birçok yer var. Arkeolojik ve klasik tarihin sistemine tam ters düşen, asla açıklanması mümkün olmayan, yani bu sistemin dışında başka bir sistem var. Bu artık ispat oldu. Ama kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Çünkü bildiğimiz şeyleri değiştirmenin vakti geldi. Bu soylar geldiler işte İngiliz kraliyet ailesinden tutun. Amerikan 46 başkanın 45 tanesi İngiliz Magna Carta'yı imzalayan İngiliz kralının akrabası. Birebir o soydan geliyor. Ve hepsi Mason. Nasıl oluyor bunlar? Tesadüfi açıklanacak şeyler değil bunlar. Bunlar belli bir iradenin çok etkin bir şekilde, ki Amerika'nın kuruluşu, ki Amerika bunları harika anlatıyorsun bu yıllardır programlarında. Amerika'nın ilk ismi, yani düşünülen ilk ismi neydi? New Atlantis'ti. Şimdi bunları bilenle bilmeyen aynı şeyi tabii ki düşünmüyor. Sembollerle donatılmıştır. Mesela Washington DC'ye gidip baktığın zaman oradaki obeliski görürsün. Onun aynısı Sultanahmet Hipodrom Meydanı'nda vardır. Bu Londra'da vardır, Paris'te vardır. Dünyanın bütün birçok büyük şehrine bu işaretleri Roma'da vardır, koymuşlardır. Ve Amerika'da onlardan bir tanesidir ve en büyük işaret oraya koyulmuştur. Ve dünyadaki güç merkezleri Amerika'ya ve özellikle Fort Knox askeri üssüne bütün dünya ülkelerinin halklarının altınlarını toplayıp oraya depolayarak bunu sağlamışlardır. 1944'teki sistemin değişiminden bahsettiğimiz konu buydu yani. Ondan sonra bunun bu sefer oradan bütün dünyaya yeni dijital sistemle dünyayı yeni Atlantis haline getirme hesabı vardı.